Herkese merhabalar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Kasım ayının lig sezonu başladı. Bugün de 1. lig gündeki saldırıları yapacağım. İzleyenler bilir. Önceden izleyenler. Önce planı anlatıyorum. Sonra saldırıları yapıyorum. 3 tane hesaptan saldırı yapacağız. Ve video bu kadar olacak. Biraz uzun sürüyor aslında planları da anlattığım için ama. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bir de. Her gün birer tane lig videosu değil de 2 günde bir atmaya çalışacağım. Çünkü bu aralar arka arkaya video çekemeyebilirim. O yüzden lig günlerini 2 günde bir atmaya çalışacağım. Bu yüzden 2 hafta sonra yani 14 gün sonra evet arkadaşlar bugün Kasım ayının 7. lig gününde izlersem şaşırmayın 2 günde bir atmayı düşünüyorum. Bu şekilde ilerleyecek. Evet şimdi lig haritasına geçecek olursak. Ligde görüyorsunuz bu lig demin klanda da söyledim. Bu lig en çok yüzde toplayan birinci olacak muhtemelen. Yani 2 yıldız alabilen şükrediyor bu haritada. Aslında rakip 2 tane 3 atmış ama o 3'leri de tek yıldızla telafi etmişler zaten. Ben de Nizami de ondan sonra The Doom'da tek tek almışlar. Yani 3'lükler boşa gitmiş. 15 saldırıda 2 yıldız almış gibi olmuş bütün köylerden. Bizde de durum şöyle, bir tane 3 yıldız var. Zaten bu bizim ligde şey var. Nerede o? Dur. Ona laf atmadan geçmeyelim. Bu var. Bu arkadaşlar bu zaten 3 atamayacak. Ligin sonuncusu şimdiden belli diyebiliriz. Şimdi ona laf atıp tek tek almam inşallah. Günlüğe geçecek olursak yani diğer klanların durumlarını. Diğer klanların da çok hayır olduğunu söyle. Oha bir dakika lan. 15'te 38 atmış adamlar. Biz 2 yıldızdan bahsediyoruz. Adamlar 8 tane 3 atmış. Ama rakip 15'te 24 atmış. Muhtemelen çok büyük ihtimalle zayıf rakipler var o klanda. O yüzden öyle. Bir altındaki klana geldiğimizde o da 15'te 25 atmış. O da berbat. Diğeri 15'te 29. Tek yıldızda ve 2 yıldızda yarışıyor klanlar. Bir altındaki şahlar klanı yine aynı şekilde 13 kere 2 26 yapıyor. Yani 12 tane 2 yıldız atmışlar, bir tane 1 yıldız atmışlar. Basit bir matematik yapacak olursak. Vihal'da da bir tane 3'lük atmış, diğerleri 2 yıldız almış. Böyle bir lig. Tabii ki de bizim planlar yine değişik. Aslında 2 tanesi normal. Herhangi bir ligde yaptığım savaşlardan bir tanesi. Biri Klan Kalesi'ni temizlediğimiz iskelet büyülü görünmezlikli birinci saldırısı. Diğeri süper vücut tazı balon. Şimdi videoya başlayacak olduğum saldırı birazcık garip. Yani onun 3 olup olmamasından emin değilim. Köy neredeydi benim? Şuradaydı. 3'e saldıracaktım bu hesaptan. Elimizde 20 tane sinsi goblin var. Bir tane kırıcı var. Bunlarla şu toplayıcıları, depoları alıp bir tane kırıcıyla buradaki duvarı indirip belediye binasını görünmezlik sinsiyle almayı düşünüyorum. Bir tane görünmezlik var zaten. Belediyeyi bu şekilde alacağız. Ondan sonra elimde dev büyücü var. Dev büyücülerle şu topu, okçu kulesini yani 2 tane topu, bir tane de okçu kulesini yıkacağız. Yıktıktan sonra şu yerdeki okçu kulesine yeni kuşatmayı yollayacağım. Neden? Yeni kuşatma ona gidecek. Onu bir indirecek. İndirdikten sonra X-Sayne'e gidecek. X-Sayne'e gittiğinde zaten monolit ve zehir kulesinden dolayı hemencecik ölecek. Öldükten sonra yetiler çıkacak içinden. Yetilerle şöyle bir planım var. 2 tane klon büyüsü, bir tane öfke. Klon, birinci klonla yetileri şu zehir kulesinin olduğu yere klonlayacağız. Yani 2 tane yeti ikisinde olacak. 2 tane de arka tarafı klonlayacağız zehir kulesini. Zehir kulesine geldikten sonra bir klon daha atıp o klonla da şu cehennem kulesiyle monolitin arasındaki boşluk var ya patlıcının arkası. He işte oraya diğer yetileri klonlamaya çalışacağım. Bu sayede bir de öfke olacak tabii. Öfke atınca monolit, cehennem kulesi ve şu inşaatçı kulübeleri yıkılacak. Yani plan da bu. Ama zehir kulesi ne kadar etkiler? O birazcık soru işareti olabilir orada. Göreceğiz. Eğer o plan işlerse bir 3 olma ihtimali var bu saldırıda. Sonrasında da şu savunmalar yıkılacak ya. Buradan sağa doğru kraliçe şifacılarla ilerleyeceğiz. Bir de elektro titan var zaten elimizde. Titanların arkasına da Pekka'ya atacağız. Barbar Kral'ı da şu büyü kulesinden yani kara büyü fabrikasından sağa doğru götüreceğiz. Arkasına 2 tane cadı bağlayacağım. O bu tarafa doğru gelecek. Yani şu ordu kampını belki temizlerim. Balon var elimde ya. 2 tane balon bu okçu kulesine atmayı düşünüyorum. Bu sayede Barbar Kral ve cadılar içeri girer. Şampiyona da şu topun oradan desteklerim gibime geliyor. Bir tane zıplama büyüsü var. Zıplama büyüsünü de şu klan kalesinin olduğu öfke kulesiyle arasındaki duvarların üstüne atacağız. Oradan aşağı geçecekler. Yani elimizde bir tane daha öfke kalıyor. Onu da şu kraliçenin orada kral şey koruyucunun yeteneğiyle birlikte kullanarak öfkeye atarım diye düşünüyorum. Yani başka da bir şey yok herhalde. Duvar kırıcı aldım. Duvar kırıcı şurayı kırar mırar belki ondan almıştım. Roket balonu aldım ilk ama kırıcı daha iyi olabilir gibime geldi. Yani sinsi de yeterli diye düşünüyorum. Başlıyorum. Son kez bir kontrolü yaptım. Cadıyı maxlasam mıydım diyeceğim de sadece cadı için de gerek yok ya güç iksiri kullanmaya.
Hadi bakalım. Bu arada kameralı ilk lig videosu oluyor herhalde. Normalde böyle değildi. Şimdi her neyse konu bu değil. Şuraları temizliyoruz. Bunu da temizledik. Şuradan duvarı kırdık. Güzel. Şu madeni de alalım. Sonra sıkıntı yaratmasın. Şu altın deposuna 3 tane daha yollamam lazım. Bir tane de belediyenin tuzağını açmak için atacağız. Onları beklerken şu savunmaları temizleyelim bari. Şuraya bir dev daha. Bir tane de buraya atalım. Bir büyücü de atalım topa. Tamam. Belediyeye bir tuzak yoklaması. Yok kulesini indirebileceğiz mi? İki tane dev var. İndirirler herhalde. Tamam. Belediyeyi alıyoruz. Şuraya bir görünmezlik. Bu tamam. Bu cepte. Bunda sıkıntı yok. Şimdi diğer kuşatma nerede? Onu aldık. Şöyle birazcık sağlıyor olayalım ki zehre gitmesin. Okçu kulesini indirecek. Şuradan da koruyucuyla o depoları falan temizleyelim bari. Şimdi burası çok önemli. Yetiler çıkacak. İçindekiler bir gitsin. Yetiler gelin bu tarafa. Şöyle bir klonlayalım. Bir öfke. Azıcık daha gelseniz çok iyi olur. Çünkü o tekli cehennemi alamazsam büyük sıkıntı ki alacağız şimdi güzel. Koruyucu gitme gitme buraya gel. Burada Titan var, Pekka var, buraya gel. Gel lan buraya. Pekka Allah cezanızı vermesin. Hepiniz oraya gidiyorsunuz. Tamam toparladık gibi dur bakalım. Ama Barbar Kral nereye gidecek şimdi? Tamam sağa geldi güzel. Koruyucu gelsene buraya ya. Hayda. Ne yapıyorsun abi sen ya? Bizim plan neydi? Bu korucun yaptığı ne ya? Ayıp ya. Vallahi ayıp. Buradan da 3 gelirse yalnız. Ama gelmez herhalde. Nere geliyor abi? Şuna bak. Harbi çok güzel plandı ya. Üzdü bak. 3 olurmuş bence. Hakikaten yazık oldu. Şu buzu nereye atayım? Şuraya atayım. Yakıştı mı bu lan? Yakıştı mı lan? Hayır yani bir de süreden kalırsa diyecektim. İyi bari süreden de kalmadı. Koruyucu şuraya gelse o kraliçe. Hatta Pekka. Pekka Titanların arkasında çok güzel iş yapacaktı. Hani net 100 olurdu bence. Olmadı. Geçelim diğer saldırıya. Evet şimdi ikinci saldırıyı anlatacağız ama benim aklım o koruyucuda kaldı ya. Orada kraliçe var. 4 tane şifacı var. Kraliçenin önünde giden 2 tane titan var. Yani balon attım bilmiyorum. Balon atmadım da. Yani bu kadar birim varken sadece Pekka'nın arkasına 25 birimlik Pekka'nın arkasına takılması ilginç. Aklıma gelmişken yine söyleyeyim. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Bu videonun önerilmesi için önemli bir özellik. Beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapalım. Her bir like koruyucuya bir tokat atsa da. Hain koruyucuya. Onun yüzüne gitti 3. Şimdi 7'ye saldırıyordum herhalde bunda. Bunda süper büyücü tazı balon yapacağız. Yine ilginç bir yani aslında ilginç değil de ufak bir orada bir şey var. Trick mi deniyor ona İngilizce'de? Hile gibi bir şey diyeyim. Yani garip bir plan diyelim. Tam çeviremedim Türkçesini. 5 tane görünmezlik var. Zehir büyüsü zaten yok. Elektro titandan dolayı bu orduda zehir kullanmama gerek olmuyor. Titanla direkt tazı varsa temizliyoruz. Minyon varsa da zaten minyonların uzaktan vurma özelliği 3'e düşürüldüğü için yani 3 tane vurduktan sonra hemen beri geldikleri için kraliçe için çok sıkıntı olmuyor. Hemen temizliyor. Ordu oldukça sade. Yani 3 tane tazı al, 26 balon, titan, kelle avcısı, dalkov. Çok basit bir ordu yani şey olarak. Kapsadığı yer olarak birim çeşitliliği olarak planım bu. Şurada şu atölyenin arkasından tazıyı yollayacağım. Tazıyı gönderdikten sonra tazı hava savunmasına gidecek. Hava savunması hedefine aldığında tazıyı hava savunmasına balon atacağız. Bir tane şu topa kaya balonu atacağım. Kaya balonundan önce bir tane balon atmamız iyi olur. Orada güdümlü varsa kaya balonuna inmesin. Kaya balonu topu indirecek. Topu indirdikten sonra en yakın bina ne var? Okçu kulesi var. Okçu kulesine gidecek. Okçu kulesine gittikten sonra büyücü kulesine gelecek. Büyücü kulesine gelirken tam üstüne yaklaştığında okçu kulesi ve büyü kulesini yani büyücü kulesini ben görünmez yaparsam şu inşaatçı kulübesine kaya balon ilerleyecek. Çünkü en yakın bina o olacak. Savaşta da göreceksiniz zaten bunu. Onun için şuna baktım ben patlatıcı görecek mi görmeyecek mi diye. Patlatıcı böyle
Kıl payı kaçırıyor gibi. O yüzden hani göremez gibime geldi. Ama ben biliyorum ki o patlatıcı üfürecek. Yani kesin üfürecek. Buz atmayacağım ama gerekirse atabilirim. Çünkü monolit kaya balonunu hemen indirebilir. Kaya balonunun şu bölmede inmesi lazım. İçinde 10 tane goblin var. Goblinden dolayı oradaki bombalar bizi etkilemeyecek. Eğer plan işe yararsa, kaya balonu oraya inerse X-Ray'ini, belediye binasını, monoliti, klan kalesini temizleyeceğiz. Şu çoklu cehennemi de alırsak bonusu olur yani. Güzel olur bizim için. Sonra da hero'ları biliyorsunuz süper büyücü tazı balonda temizlediğimiz, yani Zeppelin veya kaya, bunda kaya balonu kullanacağız ama Zeppelin'in temizlediğimiz taraftan, yani süper büyücülerin temizlediğimiz taraftan diyeyim kısaca, oradan yolluyoruz hero'ları. Onu da şuradan yollayacağım. Böyle geleceğiz. Şu altın madenine sinsi atarım ki hero'lar şu içeri girsin. Bir tane kırıcıyı şu iksir toplayıcısından yollayıp şu topu kıracağız. Topun olduğu bölmeyi. Onu kırdıktan sonra diğer kırıcıyı bekleteceğim. O kırıcıyla da şu öfke kulesinin orayı kırmayı düşünüyorum. Öyle bir hedefim var. Şampiyonu da bu köşeden destekleteceğiz. Şöyle şampiyonun önüne doğru, hero'ların önüne doğru da tazı balonla başlayacağım. Bu. Hazırız. Başlıyorum. Hadi bakalım. Şunu bir kaya balonuna geçir. Tazıyı yolla. Bir tane balon. Kaya balonu hava savunmasında al. Hatta şu inşaatçı kulübesini de alalım. Alamıyoruz. Tamam. Pardon. Şimdi görünmez diye aldım elime. Büyük kulesinin üstüne gitsin. Yollayacağım. Bak patlatıcı görüyor musun? Hemen baktı oraya. Neyse ki çok sıkıntı etmedi bize. Şuraya bir öfke. Goblinler bombaları temizledi. O da güzel. Tazıyı da ben bu tarafa çekeyim de büyücüler onunla uğraşmasın. Ama biz belediye binasını alamayacağız mı? Aldık. Tamam. Bir an gitmediler var ya, korktum. Monolit. Monolit sen düş, çok iyi olacak. Tamam. Kelle avcısını balonla bir çekelim. Sonrasında tazıyı getireceğiz buraya. Tamam. Güzel. Her şey iyi gidiyor. Bir de elektro titan atacağım buraya. Normalde sinsiyi buraya atacaktım ama oraya iki dal kavuk atayım. Şu sinsiyi buraya atmazsam titan yukarı gidecek. Bu sefer işimize yaramayabilir. Onun için hemen yolladım. Dal kavuk da umarım çabucak temizler o madeni. Şu an onu bekliyorum. Hadi lan. Şimdi Barbar Kral geç kalacak. Barbar Kral kaçacak. Kaçmadı. Güzel. Aa, topa kırıcı atmaya da gerek kalmadı. Şimdi burayı kıracak kırıcı. Sonrasında diğerini güzel bir yere göndereceğiz. Cehennem Kulesi'ni dondur. Unicorn'u gitti. Neyse. Lan şampiyonu bastım. Ben kraliçeyi basacaktım ya. Şampiyonun yeteneğe bastım. Biraz kötü başladık ama dur bakalım telafi edebileceğiz mi? Kelle avcılarını yolluyorum. Şampiyonu da koruyacak şekilde koruyucunun yeteneğine de bastım. Yani buradan 3 gelmez. Ben kraliçeyle daha fazla temizlik planım vardı. Onu gerçekleştiremeyeceğiz maalesef. Şampiyonun da yeteneğini de erken kullandım. Evet. Videonun başında söylediğim gibi yüzde yarışı olacak bu savaş. Unicorn ölmemesi lazımdı. Onu orada kaçırdım. Çünkü Cehennem Kulesi öfkelendiği için direkt Unicorn'u aldı. Unicorn'u alınca bu sefer kraliçe hayatta kalamadı. Kraliçe hayatta kalamadığı için de şu Cehennem Kulesi balonları eritti vesaire vesaire. Şampiyonun da yeteneğini boşu boşuna harcamış oldum. %80'lerde kaldık. Plan güzeldi ya valla. Planı güzel olup uygulayamayınca insanın morali bozuluyor. %85 mi? %86. Burada Barbar Titan da kaçtı gerçi de. Barbar Kral'ın özelliğini erken kullansam kraliçe için buz kullanmama da gerek kalmayabilirmiş de. İşte daha alışık değiliz. Büyük ölülerin yaptığı, başımıza getireceği şeylere. O yüzden olmadı. İnşallah 3. saldırıda 3 atarım. Böyle oldu mu videoya da yükleyesim gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Devam. Evet, birinci saldırı dediğim bu saldırıydı. Genelde bu orduyla 3 yıldız atıyorum ben ama işler yoluna gitmiyor gibi. Umarım atarız. Bundaki plana da geçecek olursak. Bir tane iskelet, bir tane yarasa, 3 tane görünmezlik, bir öfke. Bunlar varsa aklınıza ilk gelen şey zaten klan kalesini indirmek olabilir. Şurada klan kalesinin arkasındaki patlatıcının hemen şu neresi oluyor bu? Sağ alt köşesi. Yani iki tane şöyle diş var ya orada. O dişin ortasındaki, hatta o köşesinde iki tane diş gözüküyor bizden tarafta bakın. Gerçi diğerlerinde iki tane varmış da ortadaki tarafı diyeyim. Oraya görünmezlik büyüsünü atıp hem
Şu tekli cehennem kulesini yaratayla hem de iskelet büyüsüyle klan kalesini indirme düşüncem var. Alev atıcıyı atacağız. Tabii bunu yapmadan önce süreden kalmamak için. Alev atıcıyla belediyeyi alacağız. Bir tane deprem var. Depremle belediye binasını açacağız. Alev atıcıyı buradan atmam için şu top ve havanı indirmem lazım. Onun için oraya 4 tane balon atacağım. 4 tane balon topu indirdikten sonra gidecek, havanı indirecek. Havanı indirdikten sonra ben 4 tane balon da okçu kulesine atmayı düşünüyorum. Çünkü alev atıcını ben okçu kulesine uzak diye şu topu indirdiğim taraftan atarsam sonrasında aşağıdaki büyücü kulesine gelebilir. Onu istemeyiz. Gerçi bir dakika ama şöyle bir şey olacak. Kraliçe oradan bırakacağız. Kraliçe sola doğru gelecek. O zaman okçu kulesine balon atmama gerek kalmıyor. Tamam. 4 tane balon elimizde kalacak. Onu şu an fark ettim. Alev atıcıyı bu köşeden bırakacağız. Belediye binasını alacak. Kraliçeyi de şu iksir toplayıcının sinsi attıktan sonra bırakacağım buradan. O sola doğru gelecek. Sola doğru şu köşeye girecek. Hatta şu topa balon atayım. Onun da şöyle bir açıklaması olacak. Önce şunu söyleyelim. Kraliçe gelecek. Buraya gelirken ilk sayına tam menziline girdiğinde Elektro Titan'ı bırakacağım. Elektro Titan'ın golem kadar canı olduğu için güzel bir tanklayıcı birim. İlk sayını ona atacağız. Şu topa balon atmamın sebebi de şu. Bu köşedeki duvarı kıracağız ya. İki tane buz golem atacağım. Şimdi buz golemi ben şu topu indirmeden attığımda Cehennem Kulesi'nin uzağında kalacak. Cehennem Kulesi'nden uzağında kalmamak için topu indirip buz golemlerini direkt içeri sokup Cehennem Kulesi'nin onları görmesini sağlayıp elimizdeki buz büyülerinden orada kâr etmeyi sağlayacağız diyecektim. Elimizde buz büyüsü yok lan. Yeni fark ettim onu da. İki tane buz ekleyeceğim orduya. Elimizdeki o buz büyülerini burada kullanmamış olacağız. İki tane buz golemden dolayı. Hero'lar çok rahat temizlik yapacak zaten. Bir de aslında bir kırıcı daha mı alsaydım diyeceğim de gerek yok ya. Şimdi şu binalar temizlenmiş olacak. Binicilerle böyle geleceğiz. Anti uçaktan yukarıya doğru gideceğiz. Alev atıcıyı ben neden üst taraftan gitmesini istiyorum? Şu inşaatçı kulübesi, iki tane inşaatçı kulübesi. Onlara da vursun. Onlara vururken zehir kulesini indirsin. Zehir kulesi burada binicilere sıkıntı yaratmasın. O yüzden alev atıcının sağa gitmesini istiyordum. Yani kraliçenin bu büyücü kulesini temizleyeceğini hesaba katmamıştım ben planı yaparken. Hani alev atıcıyı buradan atarsam aşağı gelir ve yukarıdaki zehir kulesini alamaz diye onun için okçu kulesini de düşürsem mi diye düşünüp okçu kulesini düşürüp şu iksir deposunun arkasından alev atıcı atacaktım. Öyle. Evet. Başka da yapacak bir şey yok. Bakalım şöyle son kez. Tamam. Bir buz büyüsü ekleyeceğiz. Buradaki tek sıkıntı klan kalesi ve o aşağıdaki tekli cehennemi alıp alamamam. Onları hallettikten sonra 3 yıldız gösteremiyorum kamerada ama cepte. Evet. Nerede buz büyüsü? Buz büyüsü de yok. Taş harcayacağız. Taş harcayacağız. Taş yok. Bir taşımız var. Ben bir borç bulup geleyim. Taş bulup geleyim. Ondan sonra devam ettirelim videoyu. Evet. Bununla 1'e saldıracaktık. Buz büyüsünü ekledik. Şifa büyüsünü aslında bassak iyi olurdu. Güç iksirini ama. Bakayım güç iksiri var mı? Güç iksiri varsa basacağım. Yoksa kullanılmıyor bunlar. Evet. Varmış. Gel bakalım Jerry. Büyüler. Büyüler. Tamam. Evet. Giriyorum. Girdim. Alev atıcına geçtim. İlk önce şu tarafı yıkacağız dedik. 4 tane atalım bakalım. 3 tane de yeterliymiş aslında ama. Orada Tesla çıkarsa diye bulunduruyordum birini. Şuraya bir de ben binici atmak istiyorum. Orada bomba varsa çıksın gitsin. İskelet çıkacak mı? İskelet de çıkmayacak. Tamam o zaman. Alev atıcını buradan yollayabiliriz. Öfkeye geliyoruz. Bırakıyoruz. İskelet yarasa görünmezliği tam dediğim yere yolladım. Tamam bu aşamadan yırttık gibi. Burası oldu. Şimdi bir aha deprem olduğu için bir görünmezlik de elimizde kaldı. Bu baya güzel oldu bak. Beklemiyordum bunu. Şimdi kraliçe ile o binaları temizleyelim. Sinsi yukarıya gidecek. Gitsene oğlum yukarı yuk. Allah Allah öyle anlaştık. Bu buz goleminin birini harcasam mı? X'e için. Hadi harcayalım. Topu indireceğiz dedik. 3 tane ona yollayalım. Şuradan bir kırıcı attık. X'e donacak. Güzel. Belediye binası. Kraliçenin yeteneğe dokunma. Şuradan diğer buz golemini de yolladım. Buz golem nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Neyse. Onu ayarlayamadık. Gerçi o tekli cehennemi dondurur mu? Dondurur. Güzel. Güzel. Şu an her şey ayarında gidiyor. Kontrol bizde. Sakin. Barbar Kral'a basıyorum.
Buraya bir tane buz atalım. Kraliçe sen de gel artık bu yanına. Saldırıya başlamam lazım. Yani kraliçe ve kral oradan biraz da temizlik yapabilir. Şuradan başlayayım binicilere ben. Ama buraya da atmam lazımdı. Burada birazcık sıkıntı oldu bak. Planda. Bir buz atalım şu alt tarafa. Orayı temizlemeliyiz. Zehir kulesi düşmüş söylediğim gibi. Tamam, binicilerle şampiyon şimdi birleşti. Tamam. Kelle avcılarını da hazırlıyorum. Binicilerin arkasından koruyucuyu basacağız birazdan. Çünkü monolit bizim şampiyonu hedef alacak. Aldı da zaten. Şurada yeteneği kullandık. Gayet dışarı da açalım. İçindeki askerler çıksın. Şifayı nereye kullanacağız ya? Binici kalmamış. Dur bakayım. Harbi binicilere ne oldu ya? Şu balonlarla binicileri koruyalım. Şampiyonu görünmezlikle koruyacağız. Güzelim plan gitti ya. Bizim kraliçe ne yapıyor? Kraliçe kendi halinde. Hadi lan, hadi lan. Orada sadece şampiyon kaldı. İksir toplayıcısına gidin, iksir toplayıcısına sinsiler bir şey yapın. Büyücü, oh be. Ulan alamayacağız zannettim ya. O kraliçe şuradan direkt şeye gelmedi. Tekli cehennemin olduğu bölmeye gelmedi. Onun yüzüne zaman kaybettik. Süreden kalacağım diye de ne yapacağımı bilemedim. Anti-uçaktan gitmem lazım. Ama bu sefer buradaki savunmalar kaldı. Hani ilk hedefim aslında zaten buradan girmekti de orada birkaç Tesla da görünce ne yapacağımı bilemedim. Hani oradan başlasam kraliçe ve kral yaşıyor, canavar. Onlarla biraz daha verim almam lazım. Hani birkaç hasar vermem lazım. Ama kraliçe de gelmiyor. Süre gidiyor. Bir anda panik oldum orada. O yüzden azıcık karma çorma bir saldırı oldu ama 3 yıldız oldu. Önemli olan bu. Videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yani bundan kaç gün sonra olur? 2 gün sonraki ya da bir gün sonraki. Çünkü bir gün ara olacak. Lig videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.